Sevgili disket kutusu takipçileri, bugün yanımızda kim var? Tabii ki Murat Sönmez. Hey! Uzun zamandır uğramıyorsun hocam. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ya aslında uğruyorum da video çekememiştik yani. Evet, Yoksa uğruyorum yani. Evet. Aslında bir sürpriz var hocam. Bir tane uzun video çektik ama biz çekmedik onu. Ha evet, bir tane çektik, bir kanalda yayınlanacak. Evet. Neredeydi? Ya bu popüler video on demand platformlarından birinde yayınlanacak. Aha. Evet. Söyleyeyim mi ki? Nereye söyle tabii canım. Blue TV'de bir belgesel çekiliyor. Ona istinaden biz Murat hocamla beraber burada bir çekim yaptık. Çekim yaptık evet. Ama onun dışında hep ben izliyorum sizin yaptıklarınızı. Biz de sizi izliyoruz. Çok güzel bir disket kutusu bu arada. Abi çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Hiçbir konsol üstü kaçırmıyorum. Evet. Yani. Eyvallah. Tabii yani konsollarla ilgili bazı şeyler oldu. Bir takım kartlar yeniden dağıtıldı. Kimle konuşacağız? Murat hocayla konuşacağız. Ne oluyor lan? Vallahi biz de anlamadık. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz dedim. Sen bana yazdın ilk şey. Evet abi. Bugün işte konuları konuşurken Sinan dedi, Activision işte bize konu çıktı diye. Bastım. Çüş dedim, bu ne ya? Aynen, çüş dedi. Çüş dedim yani. Manyak mısınız siz ya? 70 milyar doları basıp da kimseye fark ettirmeden, kimse bilmeden... Sonradan bir tane fotoğraf çıktı. Phil Spencer'ın bir yayınında, bir şeyinde, konuşmasında, videosunda arkada Activision'ın şeyi var. Heykel gibi bir şeyi var yani. O yapıyor ama öyle şeyi de. Daha önce Kojima'ya yapmıştı. Xbox'ı da gizlemişti bir yerlere. Evet, Kojima'yı yapmıştı. Kojima Productions çıkmıştı. Bir kere Switch koymuştu falan. Yani adam aslında bir takım sinyaller veriyor ama tabii böylesine bir şeyi satın almayı nasıl gizlediniz siz? Yani hocam istediği kadar sinyal versin, ben o... Almazdım o sinyali yani. Değil mi? Yani, hani her şeyi düşünürdüm ben. Hani Sega'yı düşünürüz. Ondan sonra Take-Two'yu ben en yüksek Take-Two'yu alabilir diye düşünürüm ama yani Activision'a 70 milyar basıp da almak, bırakın bu seneyi. Yani tabii, eğlence sektörünün evet, gelmiş geçmiş en büyük satın alımlardan biri. Bir tane evet, Disney'in Fox'u alması var 72 milyara. Hı. Öyle mi? Evet. Onun bir altında da bu var işte. Evet. Ya dün Jason Schreier o bile ya, farkında değil, düşünsene. Yılda bir gün tatile çıktım ulan tercihesi olan şey. Onun bile haberi yok hiçbir şeyden yani. Yani, yani her şeyin uçurulduğu adama tabii. Bu nasıl uçurulmaz? Tabii hani en üst tepede konuşuluyor bunlar ama yani atıyorum biz Level'da çalışırken Aydın Doğan'ın Level'ı almak üzere olduğundan şüphelenmiştik. Çünkü karşı tarafın muhasebesi geliyor, bizim yöneticiler gidiyor, geliyor falan böyle bir... Lan acaba dersin bir şey yani yaparsa, fark etmiştik yani bir ay önceden. Hiç mi fark edilmedi? Activision geliyor bir bakıyor, defterler bakılıyor. Kardeşim nedir bu sexual misconduct falan, evet, abi yok falan diyor Bobby Kotick oradan. Yani bilmiyorum, çok acayip. Peki operasyonu çok iyi yürütmüşler. Demek. Çok gizli. Ya buradan o anlaşılıyor. Çok da uzun. Denilen o ki bir yıldan uzun süredir konuşuluyor. Hı-hı. Bobby Kotick'te içerideki olayların, Blizzard'da, Activision'da olan olayların o kadar da abartılmaması gerektiğin konusunda çok güzel bir ikna kabiliyeti var. Bak bazı yöneticiler var. Ağzıyla her şeyi ama yapabilir. Bobby Kotick zannediyorum öyle bir abilerden ama birisi. Evet. Yani şu Activision Blizzard'ın bulunduğu durumda satabilmesi şirketi. Hisse değerlerine bakıyorsun zaten 113 dolara gelmiş Activision Blizzard bir ara. Laps diye 60'a çakılıyor şu olaylar çıktıktan sonra. Dün 85'e fırlıyor oradan. Şimdi ben şöyle bir yorum okudum. Kimden okuduğumu da söyleyeyim. Emin Çıtak. Tabii bu bilgiyi ben doğrulatmadım. Yani bir kaynaktan değildi. Emin'in çok anlamlı bulduğum bir yorum olarak okudum bunu. O yüzden telifi vereyim yani. Çok anlamlı buldum çünkü konuyu. Hani o bir yerden mi baktı onu bilmiyorum tabii. İşte bu Tencent'e karşı yapılmış bir hamledir, hı-hı, diye bir çıkışı var. Ben çok mantıklı buldum bunu. Mantıklı çünkü muhtemelen Tencent aslında niyetleniyordu bunu yapmak için. Ve tabii bu bir komplo. Ama severiz komploları biliyorsun. Biliyorsun Bobby Kotick'in Jeffrey Epstein'in defterinde falan ismi gözüküyordu var falan gibisinden. Yani Bobby Kotick'i Tencent executive'leri tarafından derken sıf diye kafayı yoruyor. Şu buzdolabı gibi bir klima açıldı, adam çıkıyor içinde. Bir iade itibar yapıldı bu yüzden ve hani şirket içindeki bu kaynamalarla biraz böyle kelepire doğru indirip Tencent'in bir ısırıkla alacağı gibisinden bir komplo teorisi var aslında. Olmaz diyemezsin yani. Komplo teorisi değil bu bence. Bunu dün biz de bir değerlendirdik evet, Onur'la. Onur da bunu söyledi. Bu evet, kendi portföyünü yükseltmekle beraber
rakiplerinin burayı almasını engellemek için de yapılmış bir şey. Yani bu sadece Tencent olmayabilir. Apple da olabilir. Olabilir. Mesela olabilir. Apple biraz uzak ama mesela Google Stadia ile girdi bu işe. Evet. Şu anda Stadia çok şey gidiyor, sallantıda gidiyor ama devam ettirebilir, devam ettirecek gücü var. Duruyorlar arkasında. Google alabilir. Evet. Yani Tencent alabilir tabii ki. Sadece Tencent'e karşı değil bence, herkese karşı. Yani bu belli ki senin dediğin gibi çakılmaya başlayınca şey, hisse senetleri. Yani bunun kapanın elinde kalacağı anlaşıldı. Ve bunlar kapmaya çalıştılar. Kapan Microsoft oldu. Benim anladığım bu. Evet. Ya şöyle de bir şey Tencent var. Tencent de bu arada çok ciddi bir onlara rakip olarak, tehdit olarak büyümeye de devam ediyor. Çok fazla stüdyo var ellerinde çünkü. Çok kaliteli stüdyolar da var. Yani bu kadar büyük bir satın almayı hayal etmek çok şey güç. Yani ne bileyim senin de dediğin gibi 7 milyar dolara Sega var orada. Bilmem. Abi Bethesda 8 bak, ya. Relic, koca Relic. Yani tabii ki Activision'la karşılaştırılmaz ya, falan filan ama yani en iyi sürekli şahane stratejiler çıkartan Relic kaç milyon dolara satılmıştır, satın alınmıştır? Tahmin et. Daha geçen gün bu falan söylemişsin sonra. Ben edemedim. Mesela ettim ama yanlış. 400 milyon. 23 milyon dolar abi. Kaç sene önce? Yani 2013 zannediyorum. 2013. 23 milyon. Yani şu bile an... alırız be. Ya Türkiye'de dün işte şey Spike Games miydi? 55 milyon dolar yatırım aldı. Hemen al sana diye Dream Games çaktı 255 milyon doları. Yani böyle rakamlar varken Relic'te şundu bundu geçmiş. Ya sadece 5-6 sene önce 7-8 sene önceki satış fiyatları kelepir kalıyor. Tabii ki milyon dolar deyince vay ne kelepiri diyecektir insanlar ama. Tabii başkasının ölçeğine göre. Abi baksana rakamı 70 milyon dolar yani üstüne 58 milyon dolar daha eklesen Türkiye'nin sorunlarını halledecektir. Bir de Türkiye'nin yıllık şeyinin onda biriymiş işte. De tabii. Bu. Acaba Türkiye'yi böyle çok kazık Souls-like ortamların döndüğü bir oyun şirketi gibi süslesek. Satabiliriz. Kim söyledi ülke olduğumuzu ya? Kim söyledi? Falan diye biz oyun şirketi zaten konuşuyoruz. Koca bir oyun şirketi. Turkey, Turkey Gameworks falan. Ya muazzam bir para ya. Evet. Bu akıl fikir alacak bir şey değil ya. 70 yani. Milyar dolar. ve bu 70 milyar doları bence 3 seneye 5 seneye bunu biz amorti ederiz kafasıyla alınmadı abi bu. Yok kesinlikle. Bu işte Cloud Game'e özellikle Cloud Game'e ve PC tarafındaki Xbox'ın, Xbox demeyelim de artık Microsoft Gaming'in diyelim. PC tarafındaki gücünü arttırmak için bir yol. Game Pass'i promote etmek için bir yol. Yani bu şey değil ya ulan Call of Duty'den biz 3 senede şu kadar satarız. Bunu biz geri alırız. Böyle bir şey yok. Plan tam yok bir yani. Stratejik satın alma. Evet. Bu işte bizim... Hayır, çünkü ne kadar zamanda sen bu parayı geri alacaksın diye düşününce aslında olay o değil yani. Kesinlikle değil canım. Ya yok. Öyle yani 70 milyar doların amorti edilmesi gibi bir şeyden ziyade bu tam böyle stratejik satın alma dedikleri kavramın bütün tanımlarına uyuyor. Evet. Ya başkasının elini zayıflatma, ondan sonra olası rakiplerin yine abonelik sistemleri üzerindeki kataloglarını zayıflatma falan gibisinden bir sürü kutuyu çek eden bir satın alma olur bu. Peki yani. Ben size bir soru sorayım şimdi. Sor abi. Microsoft'un zaten bu işe biz artık yüreğini koyduğunu, her şeyini koyduğunu biliyoruz ama şu satın almadan sonra gaming'in Microsoft içerisinde bizim sandığımızdan çok daha yukarıda öneme sahip olduğunu hissettiniz mi? Ben, kesinlikle. Yani şu satın almadan sonra dedim ki tamam abi yani Microsoft bir Windows kadar ne bileyim neyden para kazanıyorsa bir cloud'dan kadar neyden çok para kazanıyorsa onun kadar önem veriyor gaming'e. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani ben bunun kokusunu şeyde almıştım. Hatırlar mısınız? Sizin eski ofiste bir çekim yapıyorduk. Eğer ki Microsoft Steam'le anlaşıp bir şekilde Steam'i Windows 10'la entegre ettiği bir yapı yaparsa yürür gider demiştim. Game Pass zannediyorum o sıralarda PC'ye henüz gelmemişti. Gelmemişti galiba. İşte son 1-1,5 senede Game Pass'e abi adamlar şey gibi böyle hani bizim oyun aldığımız gibi oyun firması alıp basmaya başlayınca onu anladım. Ama benim korkum Microsoft Global Microsoft bunun önemini ne kadar farkındaysa Türkiye Microsoft'ta bu kadar farkında değil. Tabii. Ajansı ayrı basiretsiz. Türkiye operasyonu tanımıyorum. En son 8-10 sene ben önce var olduğundan emin yani değilim. Türkiye operasyonu var mı yok mu bilmiyorum. O konuya gelmeden önce Murat abinin sorusuna ben de cevap vermek istiyorum. Satın al hani Microsoft için oyun gaming yani bu belli yani bu oyunun sadece bu oyunda biz de varız değil. Yani biz domine etmek için buradayız. Aynen. Bizim ama firmamızın ileriki büyüme planları içerisinde çok ciddi, majör bir yeri var tabii, demek yani bu bana yeni, sorarsan.
giyilebilir teknolojiler, yeni oyun teknolojileriyle hayatımıza yeni gelen bazı kavramlar içinde bu geçmişten gelen önemli fikrim yükleri oralara taşımakla alakalı önemli bir geçiş sürecinde olduğunu düşünüyorum ben Microsoft'un. Yani onlardan sadece yazılım değil, teknoloji de göreceğimizi düşünüyorum. Hı. Ama bazı firmalar vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mesela sadece araba satarak para kazanmıyor biliyorsun. Aynı zamanda otomotiv teknolojilerini, patentlerini satarak çok ciddi gelirler elde etmiş. Çok stratejik olarak bazı akan suların kaynağında barajlar kurmuş bir firma biliyorsun. İşte mesela bunlardan bir tanesi işte artık bir sektör standardı olan ABS hı. gibisinden. Hı. Activision olayının yani düşünsene Infinity Ward var abi içeride yani. Tabii. Yani Switchyard var. Blizzard yani, var. Şey var. Var. Tamam, Blizzard yani, var. Blizzard var. Blizzard var. Yani oradaki know-how'ın hatta şimdi şöyle bir şey var abi. Şimdi Blizzard dememin sebebi şu. Oradaki aslında o know-how keeper'ların çok büyük bir kısmı gitti. Yani. Evet. Tamam mı? Yani ama şirket kültürü orada. Eğer yeterince iyiyse şirket başka insanlar yükselmiştir onlar. Ve şey de olabilir. Çok özür dilerim. Microsoft'un yönetimi altına ben geri dönmek istiyorum diyen olabilir. Çok o da olabilir. Yani Bobby Kotick ve Activision şeyinden artık kurtulduk oh deyip geri dön. Ben Blizzard'da çalışanların büyük bir yani son 1-1,5 senede yaşadıklarından sonra oh çektiklerine inanıyorum. Çok güzel bir şey söylemiş Jason. Ben de katılıyorum. Activision altında Blizzard her yıl milyar dolar üreten yeni bir oyun çıkartmak zorundaydı. Aynen öyle. Microsoft hı. altında o zorunluluk kalkıyor artık. Hı hı. Microsoft'un o baskı yok. Bu çok iyi bir haber olabilir bu 2,5 yani. Trilyon dolarlık bir firmadan bahsediyor. Hı. Senin milyar dolarlık her yıl oyun basmana değil, RG ile yeni teknolojiler üretip, yeni kullanıcıları değerler. Çekip, hı. yeni değerleri çok kaliteli bir şekilde çok çıkartmana çok şey. Yani aynen. bence şu anki Xbox veya bir sonraki Xbox için de yapmıyor dediğiniz gibi. Yani artık geçenlerde konuşmuştuk. Kutu bir konsol hayatının sonuna mı geliyoruz evet, diye. Evet. Ben yok. O zaman yok falan demiştim ama artık şüphelerim var. Yani oyunları nereden oynadığın hep birbirine girmeye başladı. God of War orada duruyor bilgisayarda. Xbox burada oynuyorsun. Sonra götürüp PC'sinde aynı save'den devam ediyorsun. Bir Nintendo böyle çok uzakta Neptün gezegeni gibi duruyor. Oradan bakıyor. Tam eksklusiv o artık. Tam eksklusiv o ama o da mobile göz kırpıyor böyle tık tık bir süredir. 2000'li yılların eksklusiv tanımına tek uyan o kaldı. O kaldı. Zaten bizim zaten bu video içerisinde vay Sony mi güçsüzleşti? Xbox mı? Evet Sony'nin hisselerinde bir 20 milyon 15 milyon dolarlık bir azalma olmuş. Zor çok, diye düşmüştüm çok normal. Yani. Bu panik satışı bence. Ama bunun Sony'ye ben çok da fazla zarar vereceğini ben düşünmüyorum. Sony çok geç kaldı abi. Yerel yani. Pazarlarda şimdi Horizon Zero Dawn'un fiyatı neredeyse Xbox Game Pass'in bir senelik ücreti yani ücreti. Tamam mı? Hani şimdi bu açıdan tüketici gözünden baktığın zaman bu geçişi yönetmesi lazım Sony'nin. Bu kesin. Ama ben uzun vadede baktığım zaman bir oyun prodüksiyon şirketi olarak Sony'nin bundan çok zarar göreceğini açıkçası düşünmüyorum. Onlar da zaten başka köşeleri kapıyorlar. Yani tabii onlar ki. Da satın alım yapıyorlar. Tabii böylesine ki. Büyük satın alımlar değil. Onlar üretime yönelik işte remake yapacak, remaster yapacak, diğer stüdyolara yardım edecek stüdyoları alıyor. Aynen. PC portunda kendini kanıtlamış insanları aynen. bünyesine şirketleri aynen. katıyor. Onun farklı bir yoldan o da evet. gidiyor. O da şu anda böyle başı kesilmiş tavuk gibi ne yapacağım evet. diye dolaşmıyor. Onun da bir planı var, o da gidiyor. Ama orada. Şunu söyleyebilirim. Yani bakın bence farklı sektörlerde bir yöneticinin fark yaratması bu kadar iyi hikayeler yazmıyor. Şimdi lan Don Matrick diye bir adam vardı. İçinden geçti zamanında evet, Xbox'ın. Evet. Yok Kinect dedi, yok TV dedi, bilmem ne dedi. Bak Phil Spencer geldi. Ben de Phil Spencer'ı çok sevmem. Adam nerede robotik düşünüyorum. Yani şahane adam, bir yönetici çıktı herif. Evet, yani çok iyi bir yönetici. Bir vizyon koyuyor ortaya. Herkesi de inandırıyor abi şekilde. Tıpkı mesela Sean Layden gibi işte yani PlayStation'ın bir önceki genel müdürü olan Zat gibi mesela. Yani yöneticiler oyun sektöründe fark yaratabiliyorlar artık. Şimdi Sony'nin artık geç kaldı evet yani belli işte abone efendime söyleyeyim yani abone modelli bir servis geliştirmekte. Bunu işte aha. son kullanıcıya ulaştırmakta. Bununla alakalı teknolojiler ama bence Sony'nin en dövünmesi gereken konu bunu ben daha önce bahsetmiştim. Back katalog oyunlarını tek sistemle birleştirin abi artık. Ya dünyanın IP'si var abi elimizde. Bence yani şimdi bak çok önemli bir konu. Microsoft bunu yeniden yapıyor şu anda bak kendi için tamam mı? Sen 20 yılın Halo ile Forza ile geçti. Gears'la geçti yani tamam mı? Öbür taraf beri tarafta sen bak bu 20 sene içinde kaç IP çıkardın, öldürdün, çıkardın. Kim başarılı oldu da öldürdün. Geçenlerde ben şeyi takip ediyorum. Ben Studio'nun
Eski sahibi, eski başında. Dezgan'ı yapan konuştu geçen hafta. Evet, bir sürü şeyler söyledi. Evet, bizim günahımız neydi dedi. Aynen, biz de sattık o kadar. Jeff Ross işte Ghost of Tsushima'nın satış rakamı. Biz de satmıştık abi o kadar dedi. Hakikaten mesela bence şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Dezgan çok iyi bir oyun bence. Bu subjektif bir konu. Beğenmeyebilirsin. Aha. Ama denediğini yapan bir oyundu. Yani varmak istediği noktaya gitmiş bir oyundu ki ikincisinde çok daha iyisini yapacağı kesin. Şimdi ben bu münhasırlık yönetimini çok anlayamıyorum Sony'nin. Çünkü back katalogda da bir sürü öyle IP var. Yani dolayısıyla senin zaten hani Microsoft gibi agresif stüdyo alma söz konusu değilken la abi dön sen desen elindekini back katalog, elindekini kıymetini bil abi sen yani. Tamam mı? Orada galiba şey var. Çok uzun sürmüş Days Gone'ın. 6 sene mi ne sürmüş yapılması. O yüzden galiba maliyeti yani 8 milyon satmış ama maliyeti çok yüksek. Anladığım kadarıyla. Vardır tabii şey. Bu arada bu Sony muhabbeti sizin kanala birazdan çekmeye başlayacağımız videonun ana konusu olduğu için ilerletmek istemiyorum ama PlayStation 5'e çaktırmadan store'a arkadan PS3, PS2 oyunları eklenmeye başlamış. Bir şeyler, oluyor orada yani. Bug diyenler var ona ama öyle bir şeyler kaynıyor. Yani. Şeye konuşacağım ben. Bu Dawn dedin ya, bu TV deyip de Xbox'ın içinden geçen. Şimdi adam geçti gitti artık. Eski zaman oldu. Ama Phil bir gün başına bir şey geldi herifin. Gitti. Ne bileyim. Kovuldu. İstifa etti. Yeter ulan dedi. Gideceğim ailemle ben vakit geçireceğim falan. Şimdi, olur. Hani Amerikalılar der ya her şey risk altında. Çok büyük risk altında. Hep filmlerin böyle şeyidir. Repliğidir yani. Aynen. Abi ellerindeki güce bak bak. Bethesda var. Activision var. Bir sürü şey var. Yani oyun sektörünün çok önemli şeylerini aldılar bünyelerini. Dediğin olur da Dan gibi basiretsiz bir herif gelirse Microsoft'un başına çok fazla risk var yani. Çok damage alabilir. Bir anda da evet. Yani bu sevdiğimiz her şey bir anda çökebilir yani. Abi herkes şöyle bir analoji, hiçbiri yerin elinde olduğu için. Ben sana şöyle bir analoji yapayım. Evet yani bu tip büyük kurumsal şirketlerde elbette ki bir kurumsal hafıza vardır. Ama yöneticiden yöneticiye ne kadar fark yaratıldığını da çok bariz örnekler var önümüzde. Evet. Sana şöyle tanıdık bir analoji yapmak isterim bu konuyla alakalı. Bence Gondor'un başındaki Denethor'dan farksız olur abi. Şu an şu yani. Şu önümüzdeki 1-2 sene içerisinde hani Phil Spencer'ine gelecek herhangi bir yönetici bu gücü kontrol edebileceğini düşünmüyorum açıkçası ben. Çok ciddi bir güç. Evet. Çünkü sadece oyun IP'leri açısından, oyun teknolojileri açısından kullanıcı alışkanlıkları, trendlerin oluşturulması ya artık hani content değil de kontekst oluşuyor orada. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hı-hı. Dolayısıyla bence şu an şu aşamada önümüzdeki 2 sene içerisinde Phil Spencer'dan başka bir karakterin yönetmesi çok çok zor. Gelmemesi lazım. Evet. Ya yani çok yükselebilir ama çökerse de tam çöker. Oyun sektörünün birçok çok sevilen ismini çökertir yani. Yani ne olabilir en azından? Şu anda 10 dolar mı? Mesela yıllık alamıyorsun ya Game Pass'i. Ben haldır haldır baktım, her yere baktım. Yıllık Game Pass diye bir şey yok. Ay bir ay sonra zam gelse o zamlı fiyattan alacaksın yani. Şey yapabiliyorsun sadece. 150 lira olsa 150'den devam edecek. Şöyle bir yöntem var ama bu yöntemin çalışması için de üye olmaman lazım. Evet, daha önce de üye 6 ay alıyorsun. 3 yıla kadar ekliyorsun. Ondan sonra üzerine bir tane de Ultimate bir aylık alıyorsun. 3 sene Ultimate oluyor. Ama sen uzatamıyorsun. Gold alarak değil mi o? Xbox Gold alarak. Gold da alamıyorum ben mesela. Kendi account'uma Gold alamıyorum. Senin account'un şu anda sürüyor değil mi? Sürüyor. Sürüyorsa alamıyorsun. Kapatsam bitmesi bir aylık. Bitmesi lazım. Ha bitmesi lazım bir aylık. Lazım. Yani senin üye olmaman lazım. Hı-hı. Tekrar üye olduğunda çalışıyor sadece. Eskiden üyeysen de kabul et. Eskiden üyeysen uzatıyordun galiba. Ha. Tam emin değilim. Yani hakikaten bizim ülkenin şartları bozulurken ya oyundan kopmasın bu gariban ülke atağı gibi bir şey olmuş. Yani biraz da oyunlardan bahsedelim. Firma içi ilişkilerden bahsettik. Şimdi Overwatch, StarCraft, tabii, böyle Hearthstone Diablo falan bir tarafta ama Diablo'lar. World of Duty. Ne olacak mesela World of Warcraft'ın 15 Euro'luk aylık ücreti Game Pass'e dahil olunca işte, ne olacak? Yani orada bence Warcraft'ı şey yaparlar çok ilginç şeyler var. Warcraft'ı Destiny gibi dahil ederler. Destiny'nin de belli bir level'a kadar bedava, ondan sonra bir şeyler alman lazım. Çok adama ihtiyacı var ya World of Warcraft'ın şu anda. Warcraft'ın bence Game Pass'e koyarlarsa onun da bir bedava kısmı var. O şeyin ilk 60'ı mı bedava ne öyle bir şey galiba. Yani ilk, ondan sonra devam etmek için bence yine hiç oynamadığım için ilk çıktığı 3-5 aydan sonra bilmiyorum. Ben beklentimi söyleyeyim oyunlarla alakalı. Ben iyimser konuşmak istiyorum. Kesinlikle. Blizzard'ın düzeleceğine inanamıyorum. Evet yani sen ne bekliyorsun abi? Gerçekten Blizzard'ın kendi fikri mülkleri, ulan sesim titriyor bunu söylerken. Yani asıl potansiyellerine yaklaştırabilecekleri bir ortamı görmeyi çok isterim yani. Tamam mı? Yani
bir Blizzard'ın kim olduğunu kurumsal olarak, hani kurumsal hafızasını bir canlandırıp kim olduğunu, bu oyunların neden sevildiğini, bu IP'lerin niye sevildiğini, asıl böyle core kitlenin neden uzaklaştığını artık falan. Yani bir de şöyle bir görüş var çalışma. Şöyle bir görüş var. Blizzard ne yaptıysa kendi yaptı. Activision Blizzard'ın aşağı gitmesinde herhangi bir abi, dahli yok demiş. Olabilir. Abi ben buna yani katılıyorum çünkü kendi kibirleri içinde de boğulmuş olabilirler sen, yani zaman içerisinde. O da olabilir. Sen de bunun ama yine de Microsoft yani arada bir ders niteliğinde bir dönem geçirdi çünkü yani, tamam mı? Biz her şeyi o kadar iyi yapıyoruz ki işte koyun götünü alan içeride ne oluyorsa ne oluyor. Girmiş olabilir abi kafaya. Blizzard'dan yani, geçen sene 36 tane orta düzey yönetici atılmış, 40'a yakın da ayrılmış. Bence o bro culture denilen işte kadınlara karşı çok azınlıklara karşı cinsiyetçi ve ayrılıkçı davranışlarda bulunan insanların çoğu da elenmiştir. Yani evet, şeye de katılıyorum. Bu tür birdenbire başarıyı yakalamış firmalarda içeride çok toksik bir kültür oluştuğunu biz Türkiye'deki bazı firmalardan bizatihi biliyoruz ki Türkiye'deki oyun sektörünün eti ne budu ne. Amerika'da işte her şeyin üretiminin kaynağı olan yerde bunun çok daha ayyuka çıkmış olduğunu biliyorum. Yani Activision gelip de hadi arkadaşlar azınlıklara ve kadınlara kötü davranalım dememiştir. Göz yummuştur başarı. Göz yummuştur tabii. O kesin. Evet. Ama ben işte çok şey bakıyorum, pozitif yönden bakıyorum şu anki duruma. Çünkü gümbür gümbür gidiyordu. Ben Call of Duty bile seven bir adamdım ama herhalde 6 senedir, 5 senedir bir Call of Duty'ye elimi sürmedim. Hem fiyatından dolayı sürmedim hem de hep aynı şeyi tekrarlamak zorunda olmasından dolayı sürmedim. Yani Modern Warfare 3 nevesi gibi olmadı bir daha yani. Bence. Hatta Modern Warfare 1 gibi olmadı diyebilirim. Yani, evet yani 2-3 de güzeldi ama 1 kadar iyi değildi ama 3'leme de ben de en son 2'nin zaten bu sene çok kötü şeydi. Bu sene satışlar bakmadım bile. Kötü. Yani. Oyunu bilmiyorum da abi satışları yani bayağı kötüymüş. Yani, yani şimdi 2 senede bir Sledgehammer, 2 senede bir Infinity Ward, bir de kim yapıyordu? Treyarch. Bunların her sene aynı şeyi yapıp oradaki kreatif erozyon, insanların kafa yorgunluğu, metal yorgunluğu stresi öyle, falan ortadan kalktığını düşünseniz arkadaşlar siz şey yapın hani bir plan çizin. Önümüzdeki 10 sene için bir plan yapın. Treyarch sen kendince, işte Infinity War sen kendince Titanfall 3 bir şey yap mesela. Ama bunun şey olsun. Long tail denilen yani oyun şeyde ya, EA'de. EA'de. Aa, EA'de pardon lan. Respawn oldu. Ya şimdi Microsoft şunu diyecek ama diyecek ki yani sen sadece çıktığı 3 ay satılacak değil de o long tail denilen ömrü yani sonsuza değil de 5-6 seneye uzayacak bir yapıda bunu kurgula diyecek. Evet. Ama her sene, bir sene önce, 3 sene önce tutmuş formülün aynısını yutturalım formülizasyonundan giderlerse o sıkıntı. Sanmıyorum öyle. Çok şey değişecek ya. Ben de bunu nereden biçiyorum? Double Fine'ın 17 sene sonra oyunu tam benim hayalimdeki, hatta hayalimdekinin de üstünde Psychonauts'u Microsoft çatısı altına çıkartabilmesinden şey yapıyorum. Şey aynen değişti doğru, değil mi? Anlayış değişti. Bundan 10 sene önce böyle bir satın alma olsaydı derdik ki eyvahlar olsun. Kreatif. Hepsini batıracaklar, kapayacaklar. Yok, EA, o değişti şu anda. Yani EA bir sürü şey batırdı. Ama Xbox da şeydi, Microsoft da Lionhead'i götürdü Fable'ın stüdyosuna. Ensemble'ı götürdü falan. O şey değişti yani. O kafa da değişti. Alıp kendilerini uydurmaya çalışmıyorlar artık. Yani siz ne biliyorsunuz yapın. Sadece artık para derdiniz çok yok. Tabii ki yaptığınız projeye göre. Rahat siz şey yapın yani. Üretin bundan sonra. Değişmiş yani. Kafa da değişmiş. Şey söyleyeceğim ama şurada bir şunu daha hatırlatayım. Benim beklentim de bu arada. Ondan sonra. Ama tabii bunlar çok uluslu büyük firmalar olduğu için geride bir dudak payı bırakmak da lazım. Tabii. Bakarsın da böyle olmayacak ya. Tabii. Bakarsın. Adamları sivet çapa çevirecekler. Yani yönetim kurulu diye bir şey var ya. Orada yani, evet. Ama filde gidip onlara hesap veriyor sonuçta. Ama Double Fine çok iyi bir örnek bence burada. Yani umuyorum ki en az bir Double Fine kadar bir serbestlik alanı sağlanır bu biz bir de henüz daha o şeyi hissetmedik. Mesela dünkü ben tepkilere falan bakıyorum. Bir arkadaş şey yazmış Twitter'da başka birinin. Emin'in galiba altına. Ya Last of Us 2 gibi oyun çıkarsın da ondan sonra konuşsun falan gibi bir şey yazmış. Şimdi o satın alma dalgasının sonucunu biz daha henüz görmedik. Tabii canım. O dalga daha geliyor. Ninja Theory'nin oyunu çıkmadı daha. Yani şeyi düşünmesi lazım onu yazan elemanın. Ne zaman aldılar Ninja Theory'yi? 2020'de aldılar. Kardeş 2020 sonuna kadar çıkar oyunu falan diye ümüne sıkmadılar demek ki adamlar. Daha da bir sürü Obsidian'ın vesaire onların bile satın alımı daha çok üzerinden geçmedi. 5 sene falan yani. Evet. Bu adamların dalgası
Bethesda ile birlikte bu önümüzdeki dönem vurmaya başlıyor. Daha yani Starfield'da yani, falan. Tabii. Daha gelmez yani. 3-4 evet. sene sonra anca şey yapar. Yani. Bu yıl sonundan itibaren işte Starfield'la bir şey tuttururlarsa PS'e çıkacak mıydı Starfield, çıkaracağız dediler mi? Hatırlamıyorum. Kaçırdım ben bir noktada ama yani hakikaten... Starfield'ı mı? Ha. Starfield çıkmayacak. Çıkmayacak işte. Kesin çıkmayacak. Yani Sony'nin şu anda alarm çalınları çalar bir şekilde her ne planlıyorsa şey yapması lazım. Evet yani Sony'de canımız ciğerimiz, Türkiye'de Türkçe içerikle vesaireyle çok güzel şeyler çıkartıyorlar ama globalde gelen böyle duyurum bir dalga ne yapacaklar? Duyurum adamı Silent Remake, Metal Gear Remake. Şunları bir... Hasan'ın suçu belki Hasan. Belki de öyle. Hasan Karaman. Ben Hasan Karaman. Toplum şunları bir hoplatamadın. Adam sen onu duyurana kadar Bethesda'yı aldı. Activision'ı aldı bu yani. Bütün stres Hasan'ın üstündeymiş. Düşünsene şey geliyor. Sean Layden geliyor. Hasan hadi ne yapacaksan yap Hasan. Hasan da 3 kişi. Jim Ryan. Tamam. Ulan promo sokarım kulağına artık. Ya siz daha konu hakkında bilginiz var. Şeyi de söyleyeyim ben. Buradan çıkartacak başka bir sonuç da. Şimdi bu Metaverse olayı var ya böyle. Metaverse. Facebook ismini Meta yaptı. Her yer daha taş Metaverse oldu. Metaverse danışmanları yani, çıkmış bu arada. Second Life'ın 2000'lerinde yaptığından daha berbat işlere Metaverse yaptık falan ne çıkan tipler var ortada. Şimdi gelecek için konuşuyorum. Metaverse çünkü benim düşündüğümde şey var yani. İşte öyle bir ortam ki bu. Sen istersen Mario kılığında, öbür taraftan God of War kılığında bir adam gelecek. Diğerde Master Chief çıkacak falan öyle bir şey. Şimdi elindeki IP'lere bakarsan Microsoft bayağı yaklaştı değil mi buna? Aynen ya. Yani Diablo, abi. StarCraft, abi. World of Warcraft, kendi abi. Eskisinden Halo'suydu. Bunların hepsi Verse sonuçta. Verse yani. Evet yani. Bethesda'da bir sürü işte Skyrim onun artık. Ondan sonra Starfield bilmem ne falan. Hadi Doom. Sen şimdi hangi Verse'de olmak istersin? Kimse Elder Scrolls'da olmak IP. İster misin? Doom'da mı olmak istersin? Evet. Bence şöyle böyle olacak bir IP bolluğu kimsede yok şu anda. Yok. PlayStation Home diye bir şey vardı 3 zamanında. Evet. Ondan sonra bir tane kadın avatarın peşinde 20 tane erkeğin kuyruk olduğu. Hep aklıma o geliyor. Ama ne yapabiliyordun mesela orada? İşte PlayStation evreninde mesela atıyorum PlayStation E3 boot'unu dijital olarak kendi avatarında gezebiliyordum falan gibi. Şimdi bence şöyle olacak 3-5 seneye. Tabii ki VR teknolojisi gerekiyor bunun için. İşte Microsoft sokağına bir çıkalım bakalım hangi Verse'e girelim buradan. Tamam işte kulağında şeylerle, gözünde gözlüklerle gidiyorsun. Ha Doom'a girelim falan. Bugün Doom Verse'ünde oynayalım falan. Yani oradaki Verse'in içerisinde tabii orada reklam alanları var. Şu var, bu var. Senin satın alım yapabileceğin, alışveriş yapabileceğin yerler var. Yani en yakın gördüğüm en yakın ihtimal Microsoft. Bu. Evet. Yani bu şekilde bir uygulama ekosistemine döneceğini düşünüyorum ben bunun. Microsoft... Zaten cloud gaming'e de hızlandıracağız. Yatırımımızı arttırıp hızlandıracağız demiş aynı zamanda. O tarafa doğru gidiyor. Bilgisayarı olmayan insanların yani cep telefonunu sadece bir merkezi işlemci olarak kullandığın işte klavye, mouse bir de monitör bağladığın bir şekilde Xbox Cloud'dan oyun oynatabilirse o zaman game over olur. Oynatıyor şu anda zaten. Ya klavye, mouse, sadece. Monitör falan filan. Ama bence o değil de yani geçen de yaptığımız bir toplantı diyorum ya. Geçen de yaptığımız bir videoda şey demiştik ya. İşte konsol olacak mı olmayacak mı falan. Ha evet. Giyilebilir şeye dönüşecek. Konu buna bağlanacak yani. Ben biraz orta vadeyi söylüyorum yani tamam mı? Yani bunlar o evrene, o verse erişebilmen için bir aygıt gerekiyor. Abi giyilebilir tamam de takılabilir olsun. Yani çip koysun beynime benim. Ondan sonra öyle olsun. Ha Microsoft'un tamam sahibi kim? Bill Gates. Hadi komple çiplesin. Çiplesin abi bizi. Benim çip problem değil. Yani. Çünkü gözlük teknolojisi evet. Beni çok şey yapıyor. Ben kendime gelemem. Abi ben de tam tersindeyim senin. Geçenlerde gittim artık gözümü lazerle çizdireyim de gözlükten kurtulayım diye. Bana yapamıyorlarmış. Gözümün herhalde çok fazla ekrana bakmaktan artık topografisi bayağı bozulmuş. Seni toparlayamayız. Lazerde cızamayız siz dediler ama kalıcı lens yaparız dediler. Kalıcı lens dedir işte bir tabakayı şey yapıyoruz içeri lens ve koşarak kaçtım. Evet. Ben de böyle vücut manipülasyonuna acayip şeyim kılım. Çünkü gözlüğüm yani gözüm yorulduysa gözlüğümü çıkartıyorum. Oh boşluğa boş bakıyorum. Lensi ne yapacağım abi? Lens diyelim batıyor gözüme yani. Gözümü mi çıkaracağım diye düşünüyorum ben de. Çok hemen şeyim. Olsun demiyorum ben de zaten. Şey koysunlar abi bantus koysunlar. Şurada abi şöyle olmaz takalım. Bir şey söyleyeceğim. Böyle deniz gözlüğü gibi strapli falan tak. Abi orada mesele olmaz şey, gözlük takmak değil.
Yani orada benim sıkıntım şu. Beden duruyor, sen gidiyorsun ya. Evet. Ben ona adapte olamıyorum. Anladım. Ya birkaç şey yaptılar işte. Ben de yeni Oculus aldım. Atlaya atlaya gidiyorsun böyle. Ha, onlar boing boing yürümüyorsun. O şeyi vermiyor ama. Yani görsellik çok iyi ama sanki şey gibi. 1990'ların Cyan'ın yaptığı adventure'larını oynayayım. Anladın mı? Mist'e böyle bıs bıs gider senin, dururdun ya. Senin de normal gerçek zamanlı yürüme şey yapma etkiliyor mu ya? Abi biraz etkiliyor. Yani ben şöyle bir şey buldum. Mesela Alex'te normal yürüyeceksem ayağa kalkıp o yöne doğru yürüyormuş gibi yapıyorum. Birazcık vücudumu kandırayım diye. Yoksa hızlı bir şekilde gitmeye başlıyor. Bana olmuyor ya, Allah işte, Allah. Belli bir yüzdeye olmuyormuş. Astigmat var mı? Astigmatla çok ilgili. Bende de var astigmat ya. Nasıl var? Çok iyi bir astigmat değil ama. Yani var astigmat. Bilmiyorum. Yani çok bildiğim şey değil ama beni bir noktadan sonra... Ben haftanın atıyorum. Takla falan atıyorum. Kafes maymunu. Ama sonuçta bu da yani biz kaç yaşına geldik? Şimdi yeni nesiller bununla büyüyeceği için ona alışık bir şekilde çıkacak bir yatkınlık zaten. Olur. Yatkınlık olacak. O bence rahatsızlıklar yeni nesilde ortadan kalkacak. Evet. Yani bize değil zaten artık. Yani hakikaten daha çok su götürür bu muhabbet. Bir de deal 2023'te kapanacak demişler. Herhalde bunu şöyle anlıyorum. Ana detaylarda anlaştık. Minik detaylarda hala sözleşmeler gidiyor geliyor. Yani düşünemiyorum şey oradaki galiba, giden gelen şeyleri. Bunun işlemesi için işte devlet tarafında da bir takım prosedürler var. Antitrust. Tabii onlar var. Konular onlar uzun sürüyor. Ulan hakikaten ya nasıl... Bethesda'yı da aldı, onu da aldı. Yani tekel oluyor ama ya. Bir de böyle bir şey var. Şimdi hani rekabetin nasıl yaşanacağını çok merak ediyorum. Ya. Yani bu iç rekabet olur sen bence. Senle münhasır oyun var, benle münhasır oyunda çıktı artık bu konuda. Yani ne olur? Çok bariz yani. Sene 2027 Microsoft Phil Spencer'dan sonraki yönetici gelmiş. Diyor ki arkadaşlar çok stüdyo var. Bu sene stüdyoların %10'unu bir kırpalım. Onu da başarıya göre belirleyelim. Aha. O zaman içeride bazı şeyler kaynar, değişir yani. Değişir. Çünkü bu tip satın aldın ama bu sefer de operasyon maliyetini düşünsene abi. Artım operasyon maliyetlerini. Yani... Ya orada işte muhtemelen işin içerisine Tencent falan da girecek. Yani Amerikan artık neyse o prosedür. Evet. Oğlum biz bunu şimdi şey yaparsak, karşı çıkarsak, aldırmazsak bu sefer Çin gelip çökecek. Amerika hükümeti bile desteklemiş olabilir Microsoft'u. Yani. Çin gelip çökecek şey belli yani. Bir şeye bakmak lazım. Bu alınan firmacıklar içinde acaba Tencent'in payı var mıydı? Tencent'in payını da Microsoft mu aldı? Varmış. Çok küçük. Ne oluyor şimdi? Çok Blizzard'da vardı. Ama küçük bir şey var. Bayağı küçük varmış. Ne oluyor mesela şimdi onu Microsoft alınca? Bir de şöyle önemli bir konu var. Hadi diyelim ki çok stüdyo oldu. Bunlardan bazılarını eğlenelim falan. Bıraktığın her stüdyoyu kapacaklar abi. Şöyle bir şey var. Ya, kendi rakibini yaratma olayı hani oradan böyle bilenmiş şekilde çıkan stüdyolarda başka yerde başarılı olursa bu sefer de dönecek onu hissedar diyecek ki lan senin saldığın stüdyo bak ne yaptı burada milyar dolar IP çıkarttı falan filan muhabbetler olacak yani. Aziz yönetmenimiz 3 dakikamız kaldığını söylüyor. Sen direktör. Aynen. Yani hakikaten bu konu bizi şoka uğrattı. Hiç böyle kokusunu bile kimsenin almamış olmalı. Abi dün arabadayım. Seni aradı. Satın almayı duydun mu? Bugün satın almaları duydun mu? Dedim işte şey var. Dream bu, Spike. Hadi Spike'la Dream'i duydum falan filan. Yok yok dedi onu duyayım. Ondan sonra dedi ki ama böyle o kadar şoku alıyorum ki sesinden be. Ne oldu abi dedim hayırdır ya. Ya kötü bir şey mi oldu falan. İşte dedi eklemişim bile de almışlar dedi. Tencent dedin değil mi? Hayırdır Microsoft dedi. Ben pfff diye kahveyi olduğu gibi arabaya boca ettim falan. Yani aksiyonun yüzünden seviyorum bu sektörü. Evet, şahit olmak güzel bir şey. Evet. Yani ne olacak ne bitecek. Tabii. Yani biz Microsoft'un Activision'ı aldığımızı babamızın olduğu için sevmiyoruz. Bunlara şahit olduğumuz için bir coşku oluyor insanın içerisinde. Şeyi de ben kestim. Devam edeyim kapatırken. Microsoft Türkiye'nin topluluk iletişimine de bir çeki düzen versin. Yani boş böyle gitmez. Hemen hemen her şeyini vermesi lazım. Eğer yani sadece kamu bilgisayarlarına Microsoft ve Office kurarak Şevinde olsa ofis kurarak devam edecek diye düşünüyorlarsa yine çok geri kaldı abi. Çok geri kaldı. Hiç iletişim yok kimseyle. Yani ürün ve markalarınızı tanıyan yöneticiler çalışsın arkadaşlar. Çok zor bir şey olmasa gerek yani. Evet evet. Yani dünya globaldeki Microsoft gaming'i bu kadar yükseltirken artık bir zahmet Türkiye'de de bu işe önem veren, senin dediğin gibi bilen ve önem veren
orayı bir basamak olarak kullanmayan yöneticiler bir çalışanlar var. Bir kişi değil bak. Ezelden beridir, 1990'ların sonundan beri bir kişi geliyor Microsoft. Xbox deyince bir kişinin işinin bir parçası olarak geliyor. Evet. Ne olur bir ekip kurulsun içeriye Xbox'la ilgili. Gözünü seveyim Microsoft'sun sen yani. Evet. Evet arkadaşlar. Siz de bu aşağıda bu son haberleri konuşun. Hep birlikte şok olmaya, yapmaya devam edelim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.